Şöyle basayım. Şimdi en son birim çemberden falan bahsettik. Trigonometrik fonksiyonlar kısmına gelmiştik. Trigonometrik fonksiyon dediğimiz, daha önce duymuşsunuz zaten, kosinüs, sinüs, kotanjant, tanjant var. Ve daha önce duymadığınız sekant, kosekant şeklinde 6 tane fonksiyonumuz var. Biz bunları fonksiyon olarak daha önce görmedik belki. Sadece işte şu açının kosinüsünü bul, bu açının sinüsünü bul diye gördünüz ama aslında bunlar birer fonksiyon olarak biz tanımlayacağız. Yani fonksiyon demek bir girdi var, bir çıktı var, tanım kümesi var, değer kümesi var ya da görüntü kümesi var, neyse. Uzatmayayım. İlk inceleyeceğimiz kosinüs ve sinüs fonksiyonları. İlk inceleyeceğimiz kosinüs ve sinüs fonksiyonları. Şimdi bunun için birim çember kullanılıyor. Birim çember ifadesini çok kullanacağımı zaten daha önce de söylemiştim. Denklemi x kare artı y kare eşittir 1 olarak da ispatlamıştık. Şimdi bir açının biz kosinüs olur, sinüs olur, başka değerleri olur. Bunları bulmak için öncelikle birim çember bizim aracımız. Peki nasıl kullanılıyor? Onu anlatmaya çalışayım önce size. Yapacağımız şey şuradan bizim denklerimiz. Yapacağımız şey biliyorsunuz ki açının iki tane kolu var. Bir kolu şuraya sabitliyorsunuz. Yani köşesini O'ya koyup gelenler var ama birazdan bilemedim. Açının iki kolu var dediğim gibi. Bir kolunu önce tabii köşesini O'ya koyacaksınız. Yani merkez bir açı oluşturacaksınız. Kollardan bir tanesini şuraya sabitliyoruz. Yani x eksenin üzerine başlangıç noktasından koyu köşeyi sabitliyoruz ve ikinci kol hareketli. Onu da göstereyim şu işte OK dediğimiz. Bu kolu da gerektiği kadar açıyoruz. İşte 10 derece ise 10 derece açacağız. Yani şu sabit, OL sabit ya da şu çizgi sabit kol. Ondan sonra diğer kolu da işte açıyorsunuz. Biraz daha şu y eksenine getirsek ne olur? 90 derece olur bu kol. O kolu K noktasını C'ye getirdiğinizde ne olur? Doğrusal bir şey olduğu için yani doğru açı olur, 180 derece olur gibi böyle gidiyor. Yani açını gösterin bu şekilde. İşte burada alfa şeklinde açılmış. Şimdi biz bu hareketli olan kolun da yani OK çizgisinin de bize K noktası lazım öncelikle. Yani hareketli kolu açıyorsunuz gerektiği kadar ve o hareketli kolun çemberi kestiği bir nokta var. Burada K ile gösterilmiş. KXY ile gösterilmiş. Biraz söylüyorum. Açının köşesini orijine koyuyorsunuz. Çemberin merkezine koyuyorsunuz. Bu birim çember söylemiştim. Sonra kollardan birisini sabit olarak şuraya x eksenine koyuyorsunuz. Ve diğer kolu da gerektiği kadar yukarı doğru açıyorsunuz. Yukarı doğru aslında burada pozitif yön oluyor. Daha önce bahsettik şey konu başında. Saatin ters yönünde açıyoruz. Aşağıda açamaz mıyız? Eğer aşağı doğru gidersek o zaman da negatif bir açı oluşturmuş oluyoruz. Onları daha sonra değineceğim. Sadece burada aklıma geldi. Yani saat yönünü tersine doğru açıyoruz. Yani pozitif yönde açıyoruz. Ve o kolun, şu ikinci hareketli kolun çemberi kestiği bir nokta var. Burada K ile göstermiş. İşte bu K'nın X ve Y'si bize aslında kosinüs ve sinüsleri verecek. Nasıl verecek? Onu da hemen anlatmaya çalışayım. Şu K'dan aşağı inersek bu beni nereye gitti? Onu bulamıyorum. Neyse. K'dan aşağıya dik inersem şuradan aşağı dik indiğimde burada bir tane dik üçgen oluşuyor gördüğünüz gibi. Bu dik üçgenin hipotenüsü olan OK zaten kaç birim? 1. Neden 1? Çünkü birim çember zaten. Birim çember neydi? Yarıçap 1 olan OK'da yarıçap olduğu için hipotenüs aslında 1 oluyor. Evet. OL ne oluyor OL? O da apsis oluyor. K noktasının apsisi x demişiz buraya. X oluyor. KL'de aslında dikey uzunlukta ne oluyor? Bunun ordinatı oluyor. Zaten biz buradan şey ispatlamıştık. Ne demiştik? Çemberin denklemi x kare Pisagor'dan x kare artı y karenin 1 olduğunu zaten ispatlamıştık. Yani aslında oraya kadar geldik. Bunu şimdi hatırlatmıyorsun sadece. Peki ne yapacağım şimdi? Kosinüsü daha önceden gördünüz galiba değil mi? Orantısal olarak. Konuşacak olan var mı bakalım? Açıyla söylesin bakalım. Açıyla Karaman. Hocam bu yıldan mı bahsediyorsunuz? Hayır, kosinüsün ne olduğunu biliyor musun oran olarak? Yani işte komşu, karşı falan bir şeyler. Yani daha önce öğrenmedik. Öğrenmediniz mi daha önce? Hı. Allah Allah.
11. sınıfa geldik hiç görmedik mi biz bunları ya? Gören, bilen var mı? Yani dik üçgende şeyleri görmediniz mi hiç? 9'da gördünüz ama ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani şöyle dik üçgen çiziyorsunuz. İşte burası bir bakalım hatırlayacak mısınız? Biliyor muyuz? Ben de karıştırdım şimdi ama. Burası alfa dersem. Şurası neydi? Hipotenüstü. Biliyorsunuz zaten. Hipotenüs. Alfanın karşısı neydi? Karşı dik kenar diyordunuz. Karşı. Yazamıyorum az sonra ama. Şurası komşu kenar oluyordu. Bunları görmediniz mi hiç? Gençler. Var mı konuşan? Görmedik hocam. Allah Allah. Ama 9'da dik üçgen görüldü. Orada görülmedi mi? Ben de karıştırdım şimdi ya. Neyse o zaman bilmiyorsak da oradan bir kısaca söyleyelim o zaman biz. Ben biliyoruz diye düşünmüştüm. Şimdi o zaman ön bilgi olarak şu sağ tarafa bakalım. Bir tane dik üçgen çizdiğimizde iki tane dar açı var değil mi? Alfa ya da şurası beta diyelim. Önemli bir alfayı ben burayı seçtim. Alfanın karşısına karşı dik kenar deniyor. Karşı dik kenar. Kısaca yazdım artık. Kalem almıştım. O da bakayım yazıyor mu tekrar deneyelim. Başta yazamıyorum. Neyse yine mouse yazmaya devam edeyim. Bu sıkıntı oldu. Şimdi tekrar ediyorum. Dik üçgende iki tane dar açı var. Birisi alfa ile göster. Diğeri de isim olmayan. Alfanın karşısındaki kenara karşı dik kenar deniyor. Karşı dik kenar. Hemen yanındaki ona da komşu diyoruz. Komşu dik kenar diyoruz. Komşu dik kenar. Zaten hipotenüsü biliyorsunuz. Şu 90'ın karşı hipotenüs. Bunları biliyorsunuz. Şimdi burada kosinüs dediğimiz şey, yani kosinüs alfa dediğimiz kavram formülü komşu dik kenar bölü hipotenüs. Tekrar edeyim. Hiç mi görmediniz siz bunları? Gençler. Hocam yetiştiremediler Öyle mi? öğretmenler. Ha. Yani hatta son konuları falan işleyemedik. Öyle mi? Tamam. Yani bunu çünkü bilmemiz lazım. Yoksa olmaz. O yüzden buradan tekrar başlayacağım şimdi. O zaman önemli değil. Öğreneceğiz şimdi. Kosinüs demek komşu dik kenar bölü hipotenüs uzunluğu. Kısaca yazıyorum ama herhalde anlaşılıyor. Komşu bölü hipotenüs ya da. Sinüs dediğimiz bir de bunu vereyim çünkü onu anlatacağım şimdi. O da tam ters karşı dik kenar uzunluğunu alıyorsunuz. Karşı dik kenar uzunluğunu alıp hipotenüse bölüyorsunuz. Tanjant, kotanjantlar var. Onlara da yeri gelince anlatacağım. Bu şu an bana ikisi lazım. Ki formüller bunlar. Yani bunların cepte olması lazım. Tekrar ediyorum. Dik üçgende dar açıların oranlarını bulmak istersek öncelikle kosinüs ve sinüsten bahsediyorum. Şu kavramları tekrar ediyorum. Alfanın karşısına karşı dik kenar. Diğerine kenar yani komşusu olan zaten belli komşu dik kenar. Ve hipotenüs noktanın karşısı. Karşıyı hipotenüse bölersek sinüs alfa diyoruz. Bu orana komşuyu da şeye bölersek hipotenüse o da kosinüs alfa oluyor. Peki şunu söyleyeyim. Siz daha önce hiç kos 60 falan kullanmadınız mı? Kos 60 falan kullanılmadı mı hiç? Görmüştük hocam ama Ne hatırlayamıyorum. kullandınız? Şu 30 60 90 üçgeni görmediniz mi? Gördünüz. Sanırsam. Neyse uzatmayayım. Kosinüs ve sinüs bunlar tamam mı? Anlaşıldı mı buraya kadar? Anlaşıldıysa eğer şimdi bunu nereye bağlayacağım? Şimdi tekrar birim çembere dönelim şimdi. Şu birim çemberdeki üçgene göre, şu üçgene göre konuşuyorum. Bu birim çemberdeki üçgene göre. Kosinüs alfa yazalım. Kosinüs alfa yazalım. Neydi? Komşu kenar bölü hipotenüs. Komşu kenarı burada neyle gösterdik? X ile gösterdik. Karnın apsisi yani. X. Hipotenüs kaç birim? Bir birim. X'i bire böldünüz. X. Ha, demek ki ne çıkıyor buradan? Demek ki bu K noktasının bahsi geçen K noktasının apsisi direkt aslında bize neye veriyor? Demek ki açının kosinüsünü veriyor. Yazamamışım burayı da ama. Peki sin alfa yazmaya çalışalım. Sin alfa. O da karşı bölü hipotenüs. Alfanın karşısında ne yazıyor? Y yazıyor. Hipotenüs kaç? 1. Y'yi 1'e böldünüz. Y. Buradan ne sonuç çıktı? Demek ki o K noktasının ordinatı da bize direkt o zaman neye veriyor? Sinüsü veriyor.
O zaman çıkan sonuç şu. Birim çember vasıtasıyla açıyı çizdiğinizde uygun şekilde açının işte bir kolunu x'e sabitlediğiniz diye açtığınız zaman bu hareketli kolun, bu ikinci kolun çemberi kestiği noktayı buluyorsunuz. Bu noktanın sırasıyla apsis ve ordinatı sırasıyla kosinüs ve sinüsünü veriyor. Onu da burada ispatlamış olduk. Buraya kadar var mı sorusu olan? Anlatabildim mi buraya kadar acaba? Var mı sorunuz? Sesli daha yok. Yani kısacası bir daha söylüyorum. Demek ki biz birim çemberi vasıtasıyla açıyı çizdiğimizde hareketli kolun kestiği bulkan noktasını bulabilirsek onun apsis ve ordinatı sırasıyla kosinüs ve sinüsü veriyor. Bunlardan dolayı da artık biz birim çemberde bu ekseni x ekseni değil de kosinüs ekseni diyeceğiz. Kosinüs. Neden? Çünkü o bileşen bize kosinüsü veriyor. Kosinüs ekseni diyeceğiz. Efendim y eksenine artık ne isim vereceğiz birim çemberde? Sinüs ekseni diyeceğiz. Çünkü oradaki y değeri bize neyi veriyor? Sinüs değerini veriyor. Bu şekilde isimlendirmeleri de kullanacağız. Bilmiyorum anlatabildim mi? Şimdi peki fonksiyon nerede burada? Şimdi burada tabii eksik mi yazmışım? Ha şuraya yazmış pardon. Alfa gerçek sayısını diyoruz. İkiye ayırmam lazım oluyor. Onu istemişim. Kos alfa'ya dönüştüren fonksiyona kosinüs fonksiyonu diyoruz. Yani burada girdi ne? Alfa. Alfa giriyor. Ne çıkıyor? Bunun kosinüsü çıkıyor. Atıyorum 60 derece girdiği zaman kosinüsünü hatırlıyorsak 1 bölü 2'dir. 60'ı 1 bölü 2'ye eşliyoruz. Yani burada bir eşleştirme var. Bir girdi alıp çıktıya götürmek var. O yüzden alfa sayısını kosinüsü götüren fonksiyona kosinüs fonksiyonu diyeceğiz. Sinüsü götüren fonksiyona da ne diyeceğiz biz? Sinüs fonksiyonu diyeceğiz. Yazmanız için beklemiyorum. Zaten bunların göndermiştim. Değil mi? Bir PDF'lerini atmıştım. Ondan üzerine yazmanız gerekiyor. Ya da deftere yazmanız gerekiyor zaten. Şimdi tabii fonksiyonda ne var? Fonksiyon dediğim zaman fonksiyon atılıyorsak burada bir f fonksiyonu atıyorum. Örnek verirsem ne diyorduk biz? A'dan B'ye. Neydi bu A, B dediğimiz şey? A kümesi tanım kümesi. A tanım kümesi. Yani girdilerin kümesi. X yerine geldik. Ya da burada alfa yerine geldik. B neydi? Bu da değer kümesi. Yani fonksiyonun işleminden sonra işte kosinüsümü aldık, katını mı aldık neyse işlemi yaptıktan sonra çıkacak olan görüntülerin olduğu kümeyle değer kümesi diyorduk. Ama görüntü kümesinden farklıydı hatırlarsınız. Görüntü kümesi bu B kümesinin alt kümesiydi. Yani B kümesinin içinde boşta elemanlar da kalabiliyor. İşe yaramayan elemanlar da kalabiliyor hatırlıyorsanız. Şimdi uzatmayalım. Peki kosinüs ve sinüs için tanım kümesi nedir? Neymiş? Reel sayılarmış. Neden? Çünkü bütün açıların biz şeyini, kosinüs sinüsünü bulabiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam mesela 1000 derece. Anlattık bunları da. 1000 derece diye bir açı var mı? Var. Nasıl oluyor 1000 derece? 1000 derece 360'a böldüğüm zaman iki kere var içinde 360. Hatta yazayım şuraya. Ne dedik? 1360'a böleriz. İki kere var. 720. Kaç kaldı? 280 kaldı. Ha dedik o zaman aslında 1000 derecenin esas ölçüsü hatırlıyorsanız 280 olur. Yani 280 dereceyi göstermemiz lazım. Peki 1000 derecenin anlamı ne? Şu demek. Demek ki şu ikini anlatıyor. İki tur atıyorsunuz birim çemberde. Sabit kolu koyduktan sonra hareketli kolu alıp bir döndürdünüz 360. Bir daha bir tur daha ne oldu? 720. Son 280 daha gittiniz. Aynı yere geldi. Yani 1000 dereceyle 280'in denk olduğunu esas ölçüde anlattık daha önce. O yüzden milyon da olsa bu işlemi yapabileceğim için her türlü ben her reel sayın, her açının görüntü kosinüsünü bulabiliyorum. Peki. Şimdi görüntü kümesi var bir de. Görüntü kümesi neydi? Çıkabilecek değerler kümesi. Yani çıkabilecek değerler kümesinin görüntü kümesi. Görüntü neydi zaten? Girdinin gittiği eşleştirdiğimiz sayı. Şimdi tekrar birim çembere dönersem zaten eğer ben mesela 0 dereceyi nasıl göstereceğim 0 dereceyi? OK çizgisi direkt aşağı düşecek. Yani K noktası A'ya gelecek. K noktası A'ya geldiğinde direkt kosinüs ne olacak? Çünkü bu noktanın koordinatları 1'e 0 olacak. Birincisi değil, kosinüstü. İkincisi sinüstü. O zaman kosinüs 1 olacak. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Yani 0 derecede en fazla 1 olur. Bu 1'i geçme şansı yok. Çünkü
bu XY değerleri birim çember içinde apsis koordinat olduğu için maksimum 1 olabilir. O da 0 derecede atıyorum burada mesela. Ama yukarı doğru çıktığın zaman atıyorum şu alfa kadar açtığın zaman X ne oldu? Birden bu da şu uzunluğa düştü. Bu şekilde gidiyor. Hatta ben bu kolu tam 90'a getirsem, hareket ettirsem, kolu şöyle çizsem, yani K noktasını şuraya endekslesem, o zaman kosinüs ne olacak? 0 olacak. İşte böyle gidiyor bu tarafa doğru. Peki tam 180 açtık diyelim. Yani şöyle tam doğru açtık bunu. O zaman ne olacak? K noktası C noktasına örtüşecek. Peki bunun apsisinde ne yazıyor? Eksi 1. O zaman da 180'in kosinüsü eksi 1 olacak. Yani bu şekilde bir hareket ettiğimizde minimum eksi 1'e kadar gidebiliriz. Çünkü bu arada kalıyor değerler. En fazla 1, en az eksi 1 olabiliyor. Bu sinüste de aynı şeyler geçerli. Yani kısacası kosinüs ve sinüs fonksiyonlarında her türlü realseye girdi kabul ediyoruz. Ama çıktı olarak 2, 3 falan bulamıyorsunuz. Eğer bulursanız yanlıştır. Çünkü bir açının ne kadar büyük olursa olsun, milyar da olsa kosinüs ya da sinüs değerleri 1'i geçemez. En fazla 1 olur. En az da kaç olur dedik? Eksi 1 olur. O yüzden her alfa reel sayısı için ne diyoruz? Kosinüs değerimiz sınırlıdır. Yani eksi 1 ile 1 arasındadır. Bunlar dahil olmak üzere. Sinüs nedir? O da aynı şekilde eksi 1 ile 1 arasındadır. Yani sen bir açının sinüsünü 1,5 bulduysan orada bir sıkıntı vardır diyoruz. Yani bunu anlatmaya çalıştık işte. Kosinüs bir fonksiyon olarak tanımlarsak girdiler reel sayı, çıktılar eksi 1 ile 1 arasında. İşte bu şekilde fx, kosinüs x fonksiyonuna kosinüs fonksiyonu diyoruz. Aynı şekilde gene tanım ve değer kümesi aynı olan görüntü kümesi bu. Sinüs x fonksiyonu diyoruz. Şimdi bu tabloyu ben doldurmuşum daha önce ama keşke boş versiydim içine. Ama merak etme, anlatacağım ezber olmasın diye. Şimdi arkadaşlar şimdi 0, 90, 180, 270 ve 360 bizim için sınır değerler. Yani ama bunları üçgenden bulamayız. Şimdi demin anlattım üçgen, dik üçgende dar açıların oranları neydi? Kosinüs komşu bölü hipotenüs, sinüs karşı bölü hipotenüs dedik ama bunlar bir kere dar açılar değil. 0, 90, 180, 270 olsun, 360 olsun ne değil bunlar? Üçgende gösterilemez. Yani üçgende 270 diye bir şey yok. 180 var, 90 var ama orada da 90 dar açı değil. O dediğimiz oranlar dar açılara göre. Şimdi 90 derecenin karşısı diye bir şey yok. Zaten karşı hipotenüs oluyor. O yüzden peki bunları nereden bileceğiz? Ezberleyecek miyiz? Hayır tabii ki de. Şimdi tekrar bir bilim çember açısından gerekiyor. Hemen çizeyim ben size. Bunu anlatayım. Ondan sonra bir 10 dakika ara veririz olmazsa. Şimdi renk menüsü nereye gitti ya? Onu bulmak mı buradaymış? Renk seçeyim şu kumları. Şu y ekseni yani sinüs ekseni. Şu x ekseni artık yeni ismi kosinüs ekseni. Biraz yamuk oldu ama idare edin. Ya da ben bir düzeltmeye çalışayım. Tamam şu birim çember olsun. Yarın yarıçap 1 olan. Hatta onu da biraz aşağı alayım ki tam ortalayalım. Şöyle birim çemberi kullanmaya çalışacağız. Tekrar ediyorum. Açıları nasıl göstereceğim? Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi kırmızıyı alalım. Şu sıfır dereceyi burada nasıl gösteririm? Arkadaşlar bir kere dedik ki birinci kolu buraya yapıştır. Orada dursun. Tamam. Şimdi bir hareketli kolumuz var. Onu da şuna çizim hareket ettirmek için belki şey olur. Bunu da şöyle yapayım. Keşke orada kırmızı olsaydım. Şu da ikinci kol olsun. Bakalım hareket ettirebilecek. Sıfır dediğin zaman aslında ne oluyor? Şu dönmedi bunu. Şöyle dönmesi lazım. Heh. Bu ne oluyor? Tam bunun üstüne gelmez mi arkadaşlar? Yani bu böyle açtığın zaman 0, 5, 10, 15 diye gidiyor. Ben bu kolu şuraya aldığım zaman aslında 0 oluyor. Yani şu
kesim noktasını bulacak ki şuradaki K noktasını. Onu anlatacağım şimdi. Yani ben bu kolu hareket ettirip tam üst üste getirdiğim zaman ne olacak bu? 0 derece olacak. Üst üste binecek. Yani o zaman şu nokta, aradığım nokta nereye gelecek arkadaşlar? Şuraya gelecek. Yani şu noktanın koordinatları bana o zaman 0 derecenin kosinüs ve sinüsü verecek. Biz biliyoruz ki bunlar zaten birer birim yarıçaptan dolayı. O zaman bu nokta koordinatları ne oluyor? X1, Y, 0 oluyor mu? Oluyor. Hangi dereceydi bu? 0. O zaman diyoruz ki 1 dediğimiz şey kosinüs 0 oluyor. Kos 0. 0'da ne oluyor? Sin 0 sırasıyla demin anlattım işte. Sinüs 0 oluyor. O yüzden tabloya bakarsanız 0'ın kosinüsünde 1 olduğunu görürsünüz. Sinüsünde 0 olduğunu. Şimdi devam edeceğim arkadaşlar. Ben bu kolu alıp bakayım alabilecek miyim? Alıp tam 90 derece getirsem şöyle getirsem. O nokta nereye geldi? Hangi nokta? Kestiği nokta. Şu işte. Peki bu noktanın koordinatları kaç? X 0. Y kaç? 1. Birinci bileşen neydi? Kosinüs. Hangi açıdayız? 90. Şurası 90. O zaman kos 90 0 oluyor benim için. Kos 90 0 oluyor. Öteki de ne oluyor? Sin 90 oluyor. Demek ki tabloya bakarsanız sin 91, kos 90 0. Devam ediyorum tekrar. Ben bu boku tam şöyle açarsam, doğrusal hale getirirsem ne oldu? Kaç derece oldu? 180 derece oldu. 180. Peki bu noktanın koordinatları kaç? Bunun apsisi eksi 1, koordinatı 0. İşte birinci bileşen bu açının kosinüsü oluyor. Kos 180 oluyor. İkinci bileşende ne oluyor? Sinüs 180 oluyor. Tabloya bakalım doğru mu? Evet. Kosinüsü eksi 1, sinüsü 0. Çok güzel. Devam ediyorum şimdi. Tekrar bu kolu aldım. Alamadım. Aldım. Alamadım. Evet. Nereye gitti bu? Kolu biraz daha çevirdim şöyle. Nasıl, kaç derece oldu şimdi? Onu ben size söyleyeyim. Belki burada anlaşılmıyor ama. O aslında şuradan başlayıp şöyle gittiğin için burada kaç derece oluyor arkadaşlar? 270 derece oluyor. 90, 180, 90 daha gitti. Tekrar şu noktaya bakacağım. Bu noktanın koordinatları x0, y-1. Yazamayacağım artık. Şu 0 ne oluyor? Cos 270. Eksi 1 de sin 270. Baktığın zaman görüyorsun burada zaten. 360 peki nasıl oluyor? İşte turumuzu tamamlarsak eğer bu oku tekrar bu şuradan şöyle buraya tekrar götürsem ama gördüğünüz gibi tam tur attım. Yani buradaydı önce. 0'dı. 90 oldu. Oradan buraya. Oradan da buraya. Şimdi buraya geldik. Yani tam tur attığım için ne oldu bu? Sıfırla örtüştü aslında. O yüzden gene şu noktaya geldik biz. O zaman kosinüs 0 demiştik ama bu aynı zamanda demek ki kosinüs 360'a da aynı yere denk geldiği için 360 da oluyor. Yani gördüğünüz gibi zaten tabloda 0'ın aldığı değerlerle 360 ne oluyor? Aynı oluyor. Yani özetlersen bunlar özel değerler. Bunları bir güçlemde göstermemiz doğru olmuyor. Yani bunlar için ne yapacakmışım? Ezberlemeyeceğim tabii ki. Yani ben burayı yazdım ama ezberi yapmayayım lütfen. Ama nereden geldiğini anlatabildim bilmiyorum. Birim çember çiziyorsunuz. Açıları çiziyorsunuz. Sıfır dediğiniz zaman o aranan nokta buraya geliyor. Bire sıfır oluyor koordinatları. Birincisi kosinüs sıfır, ikincisi sıfır oluyor. Açıyı 90 açtığınız zaman bu noktayı elde ediyorsunuz. O K noktası için demek ki konudaki koordinatları sıfıra bir. Birincisi kos 90, ikincisi 90 oluyor. Buraya gelince 180 derece. Şu açı, şu noktaya bakacağız. Eksi 1'e 0 noktası. Birincisi cos 180, ikincisi 180 oluyor. 270 açtığın zaman buraya geliyor o noktamız. 0, eksi 1 noktası oluyor. Cos 270, sin 270. Tam turu tamamladığınız zaman da gene zaten 360'da 0 örtüştüğü için 0'da ne yapıyorsan 360'da da bunu yapıyorsunuz. Şimdi bir yere gitmeyin bir dakika. Ben şunu